yaşasın. Yepyeni bir gün, her şey mükemmel olacak. Sevgilin yanında. Demez ki bir yere zaten. İşle aşk karıştırmıyoruz. Şimdi içeri giriyorsun, o coşkulu günaydınlarından birini savuruyorsun. Bugün hiçbir aksilik olmayacak. İyi ki varsın. Sen iyi ki varsın. Hazır mısın? Hı hı. Hadi. Günay. Yani. Bir şey olmuş ya. Cep telefonu şarjı bir şey olmuş. Ben şu an bakmak, yani, görmek istemiyorum. Bana kısa bir briefing geç orasını. Bak. Bebeğim pek kısa geçecek gibi değil ya. Baksana iyi olacak. Ama sakin. Pardon. Yani efendim önemli değil. Tabletimi nerede şarja takabilirim acaba? Şöyle hanımefendi alayım ben onu. Ben yan kafeye götüreyim. Orada şarja takayım. Orada ceryan var. Hı-hı. Merhaba, ben Özgür Atasoy mekanı sahibi. Nasıl yardımcı olalım size? Cep telefonu şarj etmek için yandaki kafeye yönlendiriliyoruz beyefendi. Olan bu, rezalet. Efendim binlerce kez özür diliyoruz. Yani teknik ekiplerimiz son derece hummalı bir çalışma içerisinde şu anda. Birazdan gelecektir yani, kusura bakmayın. Biz kalkalım. Kalkalım. Hoşça kalın, yine bekleriz. Kalsaydınız çözülürdü. Dinliyorum Pablo. Elektrikler gitti patron. Elektrikler gitti de bir problem ama bir şekilde çözeceğiz yani. Problem yok aslında bakıldığında. Oğlum dün açılan mekanın elektrik tesisat nasıl bozuluyor hemen ya? İşte evet, hep böyle şanssızlıklar. Ay Fitnat Hanım dışarıda ağlıyor. Ne? Ne? Tamam, tamam sakin ol, ben halledeceğim. Fitnat abla bende, tamam mı? Emre burası da sende. Tabii tabii tabii. Koş. Tabii, tabii. Hoşça kalın, yine bekleriz. Abi ne oluyor, her sabah ben geldiğimi sürekli başka karşılaşıyorum burada. Ne oluyor acaba yani? Özgür Bey, şöyle nazar diyelim ya. Bence nazar değdi mekanımıza gerçekten. Vah vah, yani Fitnat ablacığım. Yeter, yeter. Dokunur fazlası, vallahi dokunur. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Geçmiş olsun mu denir, Allah kurtardı mı denir? Hiçbir şey denmez. Allah rahmet eylesin denir. Öldü benim için o. Bir sorun var yani, kocanız. Koca mı? Koca deme bana. Bana koca deme, bana sakın koca deme. Tamam, tövbe demem. Ne kocası yani? Allah'ından bulsun inşallah. Koca değil. Fitnat ablacığım şu tarafından bakalım bir de mevzuya. Yani farklı bakış açılarıyla düşünelim diye söylüyorum. Aldatan aldanır. Siz ondan kurtuldunuz. O sizin gibi asil, muazzam. Neye yanıyorum biliyor musun? Benim gibi herkese ev veren, herkese evlendirmeye çalışan bir kadının... Bir kadını. Onları ben tanıştırmıştım. Oh! Ay bu çok ağır olmuş. Bu çok ağır kendi olmuş. Kendi kocasını everen Fitnat. Evet, tamam Fitnat ablacığım, Fitnat ablacığım vallahi yeter. Aa çok fazla içtin. Oh. Zaten her şeyi içmişsin maşallah. Bir şey soracağım. Yani Allah'ından bulsun inşallah tabii de. Peki siz bu konuyu Sevim ablayla konuştunuz mu? Hani nihayetinde arkadaşsınız, birbirinize destek. Hiçbir şey konuşmadım. Ben kendimi sokaklara vurdum. İçim yanıyor benim, içim. Ateş düştüğü yeri yakar biliyor musun? Ateş düştüğü yeri yakar. Ama dur. Ben onu tek celsede boşamayacağım. Ha. Tamam boşamayın yani, sonuçta koca yokluk, yılların hukuku var. Belki bir şans daha artık, ne yapacaksınız? Ben onu yarım celsede boşayacak, böyle sürüm sürüm süründürecek. Böyle dişli bir avukat lazım bana. Ha? Kim acaba? Fitnat ablacığım. Ben o sürüm sürüm süründürecek, yerlerden kazıyacağımız avukatı biliyorum. Ya. Gel Fitnat ablacığım gel. Üzülme, sana çözeceğiz her şeyi. Aa. Oğlum merdiven aldı avukatım oldu. Ne bu böyle? Aşk olsun Fitnat abla. Böbreklerini alacak değiliz herhalde. Hah, değil. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun isterseniz üst kata geçelim ama. Hah. Hadi. Canım beni yorma, zaten yorulmuşum ben. Şöyle bu tarafta anlatsam şu odada olur mu? Olur tabii Fitnat Hanım. Buyurun, buyurun. Deniz'ciğim sen çantamı al, ben de size kahve yapayım. Gel, gel Fitnat ablacığım. Kahve iyi gelir şimdi sana. Buyurun Fitnat. Alayım böyle size. Şöyle. Evet, şimdi Fitnat Hanımcığım, Ezgi bana her şeyi anlattı. Siz hiç merak etmeyin, bir boşanma davası açacağız, hızlıca halledeceğiz, tamam? Pardon, isim neydi?
Deniz. Şimdi tatlım. Hı. Boşanma davası da ben de açabilirim yani. O bu sana ihtiyaç yok. Önemli olan böyle kızgın asfaltın üzerinde ters dönmüş bir tosbağaya ben bu herifi çevirebiliyor muyum? Yani böyle bir dava açabiliyor muyuz? Çünkü ben kendisini donuna kadar almak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hatta alırken o lastiği, o don lastiğini böyle çekip çekip bırakmak istiyorum. Çekip çekip bırakmak istiyorum. Çat çat çat. Evet çat çat. Evet böyle küçük bir detay daha var Deniz'ciğim ama çok küçük olduğu için ben sana anlatmayı unuttum herhalde. Kusura bakma. Hı hı. Böyle eşekten düşmüş karpuza dönsün istiyorum. Hani olabiliyor mu yani? Hukuken bu mümkün mü acaba? Yani mesela... Çok komik Nat ablacığım. Çok açık ve net anlattım bence. Hatta iliklerine kadar hissetmiş olabilir. Halleder Deniz. Tabii tabii tabii. Ben onu anladım. Fitnat Hanım siz hiç merak etmeyin. Ben sizin bütün hukuki haklarınızı savunacağım. Öyle diyorsun. Hı-hı. Gerçi böyle dekorasyona falan da bakınca ikinci el bir otomobil galerisinden anca bir şey bulabilirmişiz gibi. Bize düşer gibi geliyor ama mesela bu duvarlar çok boş. Bir aslan başı mı olmalıydı? Böyle sert bakan, gözleri dönmüş bir aslan böyle dişler dışarıda. Ya da mesela kapıda bir şövalye mi olsaydı? Hani zırhlı şövalyeler vardır ya böyle kapıda durur. Böyle güven verir insana o zırhlı şövalye. Soğuk soğuk. Gerçi içinde erkek oluyor değil mi onların? Ah o erkekler, Allah onların cezasını versin. Hay Allah, konu yine nereye bağlandı? Boş ver Fitnat ablacığım sen. Deniz halledecek her şey, iyi olacak. Aslan başı falan onları da hallederiz. Ne olacak Deniz? O zaman bana müsaade. Tabii canım, olur mu? Müsaade sizin. Yani şöyle yapacağız şimdi. Ben dava dosyasını hazırlayacağım. Sonra size haber vereceğim. İrtibatta olacağız biz. Yalnız dediklerimi unutmuyorsun değil mi? Hangisini acaba Ezgi? Deniz kocanızı var ya böyle asfaltta ters dönmüş tosbağaya çevirecek. Kocanızı diyorum, eski kocasını. Eski kocası da değil, o herifi asfaltta tosbağa gibi böyle yanar alev alev. Bir de çat çat kısmı vardı, lastik. Halledersin artık Deniz yani. Tabii ben yaparım onu şey, lastik gibi. Ha, olur. Tabii. Hepsini anladım. Ha, bu arada Ozan'la durumunuzu sormadım. Ben onu bir Punto'ya getirip bir ara öğrenirim. Şimdi sırası değil. Ha, ha. Ben size eşlik edeyim mi? İyi misiniz? İyi gördüm ama. Merak etme hayatım. Ben yolu bulurum. Rahatsız olmasa. Kusura bakma. Şey yaptım ben. Seni meşgul ettim. Sen iyi kızsın be. Sağ ol. Gitti değil mi? Neydi ya? Oh. Fitnat ablacığım. Gerçekten lütfen oksijen. Hava. Hava hadi alalım. Hadi. Aslan kafası dedi. Üstünden tır geçti. Şövalye zırhı falan dedi. Deniz bebeğim yani ben aslında sana iyilik yapmak istemiştim. Ama şu an böyle özür dilerim, beni affet diyesim var sana. Ya boş ver kızım, ne olacak ya? Ya ben yıllardır nelerle uğraştım sen be bilsen. Bu bir şey değil. Yani birazcık değişik bir model, o kadar hallederiz, sıkıntı yok. Çiçeğim boş ver ama. Bu bir şey. Yani asfaltta koca kızartıyorduk en son. Tosbağaya çeviriyorduk. Yani bu mevzunun Everest'i bence. Ötesi yok. Boş ver ya. Ne oldu dün gece? Ben sana sormayı unuttum ya. Özgür evlenme teklif etti mi? Sormasak da iyi aslında. Çünkü etmedi. Ben öyle kendi kendime gelin gibi olmuşum. Yani teklif falan yok. Ha. Anladım. Aa. Bizi Cansu bekliyor ya. Öldürecek bizi. Yürü yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.